Merhaba arkadaşlar. Bugün verilen bir listenin içindeki sayılardan en büyüğünü bulmaya çalışacağız. Bir listemiz olacak. Listenin içinde dağınık yazılan sayılar olacak. Biz bu sayıların en büyüğü hangisi onu bulacağız. Onu bulan bir program yapacağız. Öncelikle class'ımı oluşturdum. Class'ımın içine metot oluşturacağım. Public Static, klavyemizi değiştirelim yine, İngilizce yapıyoruz. Public Static, en büyüğü bir integer olduğu için ben buraya integer diyorum. Integer olarak return yapmak istiyorum. Daha sonra bir metot oluşturuyorum. Metoduma da şöyle diyeyim, maximum element ya da şöyle diyeyim, maximum integer of a list diye bir metot yapıyorum. Bu metodumun içine liste geçmem gerekiyor arkadaşlar. Liste geçiyorum. Listemizde integer listesi olacak şu şekilde. Bir liste geçmemiz gerekiyor. Listemizin adı da int list olsun arkadaşlar. Şu şekilde bir liste oluşturuyoruz. Biz bu listenin en büyük elemanını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. İçindeki en büyük integer'ı, en büyük sayıyı bulmaya çalışacağız. Şöyle ki öncelikle şunu yapmak istiyorum. Bu sayıyı başta belirtmemiz gerekiyor. Yani varsayım yapmamız gerekiyor. Şöyle en baştaki sayının en büyük olduğunu düşüneceğiz önce varsayımla. Şöyle diyorum. Onu da bir integer'a eşitliyorum. Integer maximum integer diyelim buna. Integer en büyüğü, ya bu listenin en büyüğünü biz listenin birinci elemanına eşitleyeceğiz. O yüzden listemiz ne arkadaşlar? Int list bunun birinci elemanı, yani get index 0 olduğu için indeksi 0 olan eleman alıyoruz. O da birinci eleman. Bunun maksimum integer olduğunu farz ediyoruz arkadaşlar. Farz ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Varsayıyoruz. Daha sonra bir for loop'la biz bundan büyük başka bir integer var mı yok mu ona bakacağız. O yüzden bir for loop yapıyorum arkadaşlar. For loop'un içinde integer i diye bir değişken belirliyorum. Bunun sıfırdan başlıyorum. Çünkü indekslerimiz sıfırdan başlıyor. Ve gideceği yer olarak, yani less than or equal dediğimiz kısma biz ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Burası çok önemli. Listemizin size'ını yazmamız gerekiyor. Çünkü biz listenin içinde kaç eleman var onu bilmiyoruz. O yüzden size'ını yazınca oradan biz listenin içinde kaç eleman var onu bulabiliyoruz. O yüzden int list nokta size diyorum. Size'ımızın eleman sayısına kadar devam etsin diyorum. Daha sonra bir bir artsın diyorum bu şekilde. Bu şekilde bir for each loop yapıyorum. Sıfırdan başlıyordum. İndeksimiz sıfır. Son indeksimize kadar devam etsin diyorum. Bizim buradaki son indeksimiz arkadaşlar şöyle düşünün. Bir liste düşünün. Diyelim ki 5 elemanı var. Bunun son indeksi 4'tür. O yüzden eğer bizim size'ımız 5 ise i'ın 5'ten küçük olması lazım. Yani maksimum 4'e kadar gelebiliyor. 5 olmaz. O yüzden bu bizim işimizi görür şu anda. Yani size'ını kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle. Eğer bizim farz ettiğimiz, varsaydığımız maksimumdan daha büyük bir maksimum varsa onu biz maksimuma eşitleyeceğiz. Şunu assignment yapacağız ama önce bir şartımız var. If diyoruz. Şartımız şu arkadaşlar. Bizim şu for loop'un içinden aldığımız herhangi bir elemanları nasıl çağırıyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım. Listemizin adını yazıyoruz. Int list nokta get diyoruz. Get'in içine ben i koyuyorum ki tek tek elemanları, bütün elemanları çağırmak için. Çünkü i değişken sıfırdan başlıyor. En son elemana kadar devam ediyor indeks olarak. O yüzden ben buraya indeksi koyduğum zaman aslında ben listenin içindeki elemanları tek tek çağırmış oluyorum.
tek tek çağırıp bunların eğer herhangi bir tanesi bizim şuradaki maksimum indicator'dan büyükse, eğer büyükse, şunlardan herhangi bir tanesi, çünkü biz ne yapmıştık arkadaşlar? En baştakini biz, yani indeksi sıfır olanı biz ne yaptık? En büyüğü farz ettik. Ama diyoruz ki belki ondan daha büyükleri vardır. O yüzden listenin içindeki diğer elemanları tek tek alıyorum. Tek tek alıyorum. Ve benim maksimum indicator'dan daha büyüğü var mı yok mu ona bakıyorum. Eğer varsa diyelim ki var. O zaman bizim maksimumu ona eşitlememiz gerekiyor. Ne eşitliyoruz? Şuradaki elemana eşitliyoruz. Çünkü bu eğer böyle bir durum varsa ve maksimum indicator'dan daha büyükse onu biz bizim maksimum indicator ile değiştirmemiz gerekiyor. Yani assign etmemiz gerekiyor. Artık bizim maksimum indicator'ımız eğer tabii ki varsa, şartımız sağlıyorsa, diyelim ki şöyle diyelim. Şurada bir liste oluşturalım. Liste üzerinden gidelim. Diyelim ki bizim bir listemiz var arkadaşlar. Şu şekilde list işte indicator diye ya da direkt yazalım. Listemizi yazalım. Şöyle bir listemiz var diyelim arkadaşlar. İşte ne olsun? 5 olsun, 6, 4 olsun, 3 olsun, 2 olsun, bir de 8 olsun. Şimdi biz birinciyi en büyük farz ediyoruz. Daha sonra for loop'la bütün elemanları alıp bundan daha büyüğü var mı yok mu ona bakıyoruz. Öncelikle 4'ü alıyoruz. Yani 5'i de alıyoruz aslında ama 5 kendisine eşit olduğu için problem yok. 4'ü alıyoruz. 4 5'ten büyük mü? Hayır. Bir sonrakine gidiyor. 3 5'ten büyük mü? Hayır. Bir sonrakine gidiyor. 2 5'ten büyük mü? Hayır. En sonunda 8. 8 5'ten büyük mü? Büyük. Ha, burada duruyor arkadaşlar. Burada madem büyük diyor, ben diyor bunu benim farz ettiğimi değiştireyim diyor onunla. Çünkü o daha büyük. 8 eğer buysa bizim farz ettiğimizden daha büyük olduğu için onu ona eşitliyoruz. Sonra da en son olarak arkadaşlar return olarak ne almamız gerekiyor? Return olarak biz bu maksimum indicator'ı almamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yapıp kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir hata mesajı almadık. Şimdi biz bunu system debug'da çağıralım arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz system debug yazalım. Daha sonra içine class name'i koyalım. Nokta method name'i koyalım. Sonra içine bir parametre geçmemiz gerekiyor. Ne geçmemiz gerekiyor arkadaşlar içine? Şunun içine. Bunun içine bir liste geçmemiz gerekiyor. Listeyi nasıl geçiyoruz arkadaşlar? Listemizi şöyle geçebiliriz arkadaşlar. New diyoruz. Yeni bir liste. List diyoruz. Sonra integer listesi olmasını istiyorum. Daha sonra listemizi oluşturalım arkadaşlar. Listemizi şu şekilde oluşturabiliyoruz. Diyelim ki ilk elemanımız ne olsun? 12 olsun. Daha sonra şöyle biraz büyütelim. 11 olsun, 18, 16 olsun, 20 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Bu şekilde bir liste geçtik. Şimdi arkadaşlar bizim program şöyle çalışacak. Öncelikle 12'yi en büyük olarak farz ediyor. Şurada görüyorsunuz 12'yi en büyük olarak farz ediyor. Daha sonra 12 şurada ay 0'dan başladığı için isterseniz 1'den başladın 0 almasın. Yine çalışır. 1'den başladırsak bir indeksi 1 olanı alıyor. Yani 11'i alıyor. 11 arkadaşlar 12'den büyük mü ona bakacak. 11 12'den büyük değil. 16'ya giriyor. 16 11'den 12'den büyük mü? Büyük. Yeni bizim maksimumu şurada maksimumu 16'ya eşitliyor. Daha sonra devam ediyor. 20'yi alıyor. 20 artık yeni değerimiz 16 olduğu için 16'dan büyük olup olmadığına bakıyor. 20 16'dan büyük mü? Evet. Artık yeni değerimiz 20. Sonrakilere bakıyor. 4 20'den büyük değil. Bir değişiklik olmuyor. 5 20'den büyük mü? Değil. Bir değişiklik olmuyor. Bizim en büyük değerimiz 20 oluyor. Execute yapıp görelim arkadaşlar. Bakıyorum en büyük değerim benim 20. Gördüğünüz gibi şurada değerimiz 20. Şimdi böyle çalışan bir program yaptık. Bu programla alakalı eğer sorularınız varsa tekrar bir video çekebilirim. Güzel bir program bu. Biz bunu şimdi test etmek istiyoruz. Liste, gördüğünüz gibi bir listeyi test etmemiz gerekiyor. Burada bizim Apex Programs Test diye zaten açılmış bir klasımız var. Bunu is test yapalım. Daha sonra bunun içine bir metot geçmemiz gerekiyor. Onu da is test diyorum. Metodumun
test metodu olmasını istiyorum. Public static void diyorum. Parantezleri açıp daha sonra buraya benim şunu çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Zaten çağırmıştım şeyle. System debug'da NLVS window'da çağırmıştım. Buradan alıyorum. Şuraya kadar bunu alıyorum buradan arkadaşlar. Şurada bizim oluşturacağımız test metodunun içinde bunu şurada çağırabiliyoruz. Bunun adını da koyalım arkadaşlar. Test A olsun adı. Bunun içinde bunu çağırıyoruz. Şu şekilde. İsterseniz dediğim gibi bunu bir değere eşitleyebilirsiniz. Buna biz ne diyeceğiz? Bunun sonucu bir integer olduğu için gördüğünüz gibi 20 idi. Buna biz integer diyoruz. Eşittir. Bir de result diyelim. Result diyelim buna. Eşittir. Buna eşit olsun. Şimdi system assert equals'u kullanarak benim beklediğim değer ile sistemin bulduğu değer aynı mı ona bakacağım. System nokta assert equals'u kullanarak benim programın bulduğu değer, yani bizim test metodunun bulduğu değer result, onu buraya koyuyorum. Benim beklediğim değer ise 20, onu da buraya koyuyorum. Ve daha sonra test klasımızı run yapıyoruz. Run yapalım arkadaşlar, bakalım %100'e ulaşacak mıyız? Şimdi şuradan bakıyorum. İçimde tek bir metot var. Metot başarılı geçmiş. Görüyorsunuz şurada. Başarılı bir şekilde geçmiş. Ondan sonra neye bakıyoruz arkadaşlar? Şurada Apex programa bakmamız lazım. Apex programımızda %100'e geçmiş. Demek ki problem yok. %100 kod coverage almış bulunuyoruz. Başarıyla bir programı test etmiş olduk.